Demeden yenisini konuşmaya başlıyoruz. Bakınız, değerli kardeşlerim, insanlar daha Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü konuşurken biz Avrasya Tüneli'ni tamamladık. Avrasya Tüneli dünyada denizin altından geçen en derin tüneldir. 107 metre deniz seviyesinden deniz altına inen, Haydarpaşa ile Sarayburnu'nu, Yeni Kapı'yı birleştiren, dünyanın teknolojisi en yüksek mühendislik projesidir. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler olmasanız bizim için dünyanın anlamı yok. Biz milletimizle gurur duyuyoruz. Değerli arkadaşlar, dünyanın bu büyük projesinin hafta sonu Cumhurbaşkanımızla birlikte ilk geçişini, ilk test sürüşünü yaptık. 20 Aralık'ta inşallah açılışı hep birlikte yapacağız. Milletimize bir gurur daha yaşatacağız. Değerli arkadaşlar, şimdi bu proje dünyada deniz altından geçen en derin tünel. İkincisi, o da Türkiye'de, o da Marmaray. 62 metre derinden geçiyor. Üçüncüsü Amerika'da 44 metre derinden geçiyor. İşte Türkiye'nin farkı. Zor projeler, büyük projeler AK Parti iktidarında sıradan hale geldi, sıradan hale geldi. Bir yandan ülkemizin geleceğini karartan alçak terör örgütleriyle amansız mücadele yaparken, bir yandan da dünyaya parmak ısırtacak büyük projeleri milletimizin geleceği için yapıyoruz, hizmet alıyoruz. Dünyanın en büyük havalimanı, en derin tüneli, en geniş köprüsü, en uzun tünelleri. Türkiye'ye bunlar yakışır. Türkiye'ye kapı kapı dolanıp bu asil milleti yabancılara şikayet etmek yakışmaz. PKK terör örgütü, PKK terör örgütü bugünlerde AK Parti teşkilatlarına yöneldi. Evvelsi gün Özal ilçe başkanımız, ilçe başkan yardımcımız evinde hanımı ve 6 çocuğunun gözleri önünde hunharca katledildi, şehit edildi. Dün gece Dicle ilçe başkanımız kendi iş yerinde alçakça şehit edildi. Hainler şunu iyi bilmelidir. AK Parti sizin yaptıklarınıza pabuç bırakacak bir parti değildir. AK Parti Türkiye'yi bütün bu terör örgütlerinden temizlemek için hükümetimiz tüm kararlılığıyla olayların üzerine gidecek.
Sizin tehditleriniz bize sökmez. Sizin tehditleriniz bu millete sökmez. Bu millet bin yıllık tarihinde esaret nedir görmedi. Size mi pabuç bırakacak? Evelallah. Evelallah. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Türkiye bölgede etrafında yaşanan istikrarsızlıklara karşı istikrar adası olmaya devam ediyor. Bir yandan kalkınmamızı, halkımızın geleceğine yönelik çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da PKK, DAEŞ, FETÖ gibi küresel terör örgütlerine karşı amansız mücadele ediyoruz. Amacımız ülkemizin geleceğini karartmaya çalışan mihraklara fırsat vermemek. Allah'a şükür bu mücadelede millet bizimle beraber. Millet diyor ki sonuna kadar gidin. Asla gevşemeyin. Sonuna kadar gidin. Değerli kardeşlerim, ne doğunun ne güneydoğunun ne de 780 bin kilometre kare vatan toprağının hiçbir karışını bu alçak terör örgütlerine bırakacak değiliz. Vatandaşlarımızın yurdun her köşesine rahatça seyahat edinceye kadar, istedikleri yerde yaşayıncaya kadar hiçbir güvenlik endişesi taşımayıncaya kadar bu mücadele devam edecek. Bu operasyonlar devam edecek. Operasyonlar öylesine devam ediyor ki yıllardır girilemeyen inlere girildi, yuvaları dağıtıldı. Kızgınlıkları da, telaşları da can havliyle teşkilat mensuplarımızla saldırmalarının arkasındaki neden de budur. Bunu biliyoruz. Gereğini de yapacağız. Değerli kardeşlerim, bir yandan da hayat devam ediyor. Bakın, Türkiye'de güvenlik problemi var diyenlere söylüyorum. Türkiye'de terör var diyenlere söylüyorum. Türkiye iki hafta içerisinde iki tane büyük uluslararası organizasyon gerçekleştirdi. Bunlardan bir tanesi Dünya Posta Birliği'nin kongresi Türkiye'de yapıldı. 10 gün sürdü. Dünyanın 160 ülkesinden 2500 kişi 10 gün boyunca Türkiye'yi konuştu. Türkiye'de 2020 posta, Dünya Posta Birliği'nin vizyon belgesini hazırladı, İstanbul stratejisini kabul etti. Hemen arkasından, bildiğiniz gibi dün Dünya Enerji Kongresi'nin açılışı gerçekleşti. Devlet başkanları, Rusya, Azerbaycan, Venezuela, devlet başkanları, başbakanlar,
250 civarında bakan ve 2500'ün üzerinde uzman yurt dışından İstanbul'a geldi ve enerji politikalarını dünyanın enerjiye olan gelecekteki ihtiyacını konuştular. Burada biz de Türkiye olarak enerjideki hedeflerimizi misafirlerle paylaştık. Enerji alanında AK Parti hükümeti bütün alanlarda olduğu gibi çok büyük hamleler gerçekleştirildi. Son 10 yılda değerli arkadaşlar, son 10 yılda kurulu kapasitemizi tam 2 katına çıkardık. Son 10 yılda enerji artışının, enerji ihtiyacının en fazla olduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Ayrıca dünyada Çin'den sonra enerji yatırımlarında en fazla yatırım yapan ülke Türkiye. Enerji bakımından Türkiye çok stratejik bir konumda yer alıyor. Türkiye enerji üreten bir ülke değil. Ancak Türkiye tüketen ve ihtiyaç duyan ülkelere taşımaya vasıta olan bir ülke niteliğindedir. Yani tedarikçi olmamakla beraber Türkiye'nin enerji koridorlarında yer alması tedarikçi olmak kadar ülkeyi stratejik konuma getiriyor. Biliyorsunuz Azerbaycan'la Bakü, Tiflis, Ceyhan, Şahdeniz projesi, TANAP projesi, Rusya'yla Mavi Akım ve şimdi de Türk Akımı projelerinin yapımına başlıyoruz. Böylece Türkiye doğudan batıya, kuzeyden güneye, güneyden batıya enerji yollarının buluştuğu bir merkez haline geliyor. Aynı zamanda Avrupa'nın enerji güvenliğine büyük önem atfeden TANAP projesi de hızla devam ediyor. TANAP projesi Yunanistan'dan itibaren Trans Avrupa diye TAP projesi olarak İtalya üzerinden Avrupa'nın içlerine kadar devam edecek. Bütün bunları niye söylüyorum? Eğer bölgede ülkelerin birbirine bağımlılığı ne kadar artarsa bölgesel barış da o kadar önemli hale gelir. İtilaflar, anlaşmazlıklar ortadan kalkar. Neden? Çünkü insanlar gibi ülkeler de karışıklıkta kaybedecekleriyle kazanacaklarını kıyaslayacaklar. Eğer kaybettikleri kazanacaklarından daha fazlaysa savaşmayı değil anlaşmayı tercih edecekler. Onun için Türkiye'nin konumu önemli. Türkiye bu projelerle geleceğe yatırım yapıyor, bölgesel barışa, küresel barışa yatırım yapıyor. Türkiye enerji alanında cazibe merkezi olma yolunda hızla devam ediyor. Bildiğiniz gibi 1 Ekim tarihi itibariyle doğalgazda %10 indirim yaptık. Kışa girerken istedik ki vatandaşlarımızın ısınma için harcadıkları
paralarda fazla artış olmasın. Değerli arkadaşlar, 15 Temmuz ardından bir taraftan yatırımlar devam ederken, diğer yandan da terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Milletimiz içinde bulunduğumuz şartları gayet iyi biliyor. Ağır darbe alan FETÖ'yle mücadelemiz bundan böyle de sonuna kadar devam edecek. Şimdi değerli arkadaşlar, burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bakınız, bu kadar büyük bir operasyonda, bu kadar kapsamlı bir mücadelede şüphesiz ufak tefek yanlışlar olabilir. İşin başında söyledim. Kılı kırk yaracağız. Yaşla kurunun bir arada yanmasını önleyeceğiz. Adaletle muamele edeceğiz. Duygusal davranmayacağız. İntikam duygusuyla iş yapmayacağız. Bunu baştan söyledik. Ama buna rağmen uygulamada hatalar olabilir mi? Olabilir. Ancak bizim tek bir hataya, tek bir yanlışa tahammülümüz olamaz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir tek vatandaşımızın bile mağdur edilmesine asla rıza gösteremeyiz. İtirazlar objektif bir şekilde değerlendirilecek, bakanlıklardaki itiraz komisyonları bunları karara bağlayacak. İtirazlarda heyeti de değiştirdik. Bakan yardımcılarını heyet başkanı yaptık ve ona göre heyetleri de teşkil ettik. Mümkün olan en hızlı şekilde inşallah varsa bu mağduriyetleri de gidereceğiz. Ancak tuzaklara karşı da son derece dikkatli olmamız gerekiyor. Değerli kardeşlerim, mağdur edebiyatının tehlikeyi gölgelemesine asla izin vermeyelim. Bu hususta hepinizin dikkatli olmasını istiyorum. Bugünlerde ana muhalefet partisi özellikle dikkatli olması gerekiyor. Bir süredir bakıyoruz, ülkemizin 15 Temmuz'da atlattığı badireyi es geçmeye başladılar. Ülkenin içinde bulunduğu tehlikeyi es geçiyor ana muhalefet partisi. Sabah akşam mağduriyet üzerinden kafa karıştırmaya devam ediyorlar. 15 Temmuz'un asıl mağduru şehitlerimizin aileleridir. 15 Temmuz'un asıl mağduru gazilerimizdir. 15 Temmuz'un asıl mağduru istiklali, istikbali, devleti, bayrağı tehdit edilen 79 milyon vatan evladıdır. Eğer siz bütün bunları bir kenara bırakıp %1'i bile bulmayan tasfiye edilenleri dilinize dolarsanız bunun iyi niyetle, insafla hiçbir alakası olmaz. Kimse kusura bakmasın. Bu tutum, bu söylem
bilerek ya da bilmeyerek FETÖ'ye destektir. Cumhuriyet Halk Partisi 17 Aralık 2013'ten sonra FETÖ'ye destek vererek zaten büyük bir yanlışı yapmıştır. Hatırlayın, 17 Aralık sonrası yerel seçimler vardı. Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kampanya yaptım. O kampanyada o bacılar, o abiler, o ablalar CHP'lilerle kol kola kendilerini parçalarcasına nasıl da kampanya yaptılar. Buna bizzat şahidim. FETÖ konusunda ana muhalefet partisinin faturası çok şişkindir. Şimdi pişkin pişkin mağdur edebiyatı yapacağına ülkeyi uçurumdan döndüren yeni kapı ruhuna sahip çıkması gerekir. Bugün mağdurların hakkını savunuyor görüntüsü altında sabah akşam FETÖ'nün sözcülüğünü yapanlar nasıl 15 Temmuz akşamında mahcup oldularsa bugün de yarın da mahcup olmaya mahkum olacaklar. Biz mağdur edebiyatıyla terörle mücadelenin yıpratılmasına asla izin vermeyeceğiz. Şimdi zaman mağdur edebiyatı yapma zamanı değil, ülkenin geleceğini inşa etme, hesap sorma zamanıdır. Değerli kardeşlerim, şunu da özellikle vurgulamak isterim. Kendilerini hesaba çekemeyenler AK Parti'yi sorgulayarak sözde bulanık suda balık avlamaya çalışıyorlar. Partimin tüm yöneticilerine, tüm mensuplarına, seçmenlerimize, bütün vatandaşlarımıza gönül diliyle sesleniyorum. AK Parti içinde hiçbir hain, hiçbir terörist barındırmaz. Diğerleri FETÖ'yle AK Parti mücadele ederken aynı şeyleri söylüyorlardı. Onların avukatlığını yapıyorlardı. 15 Temmuz gibi alçak bir darbe girişiminin bile hala bazılarının aklını başına getirmediğini görüyoruz. Biz Türkiye genelinde olduğu gibi AK Parti içerisinde de aynı mücadeleyi verdik, veriyoruz. Dedikodulara kulak asıp fitneye asla fırsat vermeyelim. Hiç kimse FETÖ'nün değirmenine su taşıyan duruma düşmesin. Değerli kardeşlerim, önceliğimiz her zaman suçlulardan bu ihanetin hesabını sormaktır. Bu vatanı bütün ihanet şebekelerinden tek tek temizlemektir. Devletin kılcal damarlarına kadar sızmış bu ihanet odaklarını söküp atmaktır. Demokrasimize, hukuk devletimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden bu hainleri hukukun önüne, adaletin önüne getirmek
hesabını sormaktır. Vatanı ve milleti her türlü terör belasından kurtarmaktır. Bunları öncelik olmaktan çıkarırsak, Allah muhafaza, terör örgütüne alan açmış oluruz. Aynı şekilde PKK'ya, DAEŞ'e de ağır darbeler indirmeye devam edeceğiz. Terör örgütünün sözde kurtarılmış alan olarak görüp girilemez dediği bütün alanları güvenlik güçlerimiz operasyonla yerle bir etti. İki Yaka, Oramar, Güven, Kaletepe, Buzul Dağları, Şırnak, Besler, Dereler, Faraşin, daha birçok bölge. Bütün bu inlerine girildi, gereken temizlik yapıldı. Bölgedeki önemli sığınaklar imha edildi. Büyük miktarda uyuşturucu, silah, patlayıcı malzemeye el kondu. Yapılan operasyonlar, hava harekatları sonucu terör örgütünün kırsal alandaki kabiliyeti büyük oranda sınırlandırıldı. Yapılan operasyonlar, alınan tedbirler sonucu bu yıl içerisinde birçok eylem girişimini de önledik. Bugüne kadar canlı bomba eylemi yapmaya çalışan 269 eylemciyi etkisiz hale getirdik. 2014 yılında yoğun olarak yaşanan örgüte katılımlarda bu yıl çok büyük oranda azalma var. 2014'te 5094 katılım olmuşken bu yıl sadece 439 katılım olmuştur. Bu şunu gösteriyor. Millet artık terör örgütüne rağbet etmiyor. Bölge insanı artık terör örgütüne açık ve net şekilde tavır alıyor. Milletinin, devletinin yanında dimdik duruyor. Bu sebepten dolayı kanlı eylemlerini terör örgütü artırmak için tonlarca patlayıcı kullanarak intihar eylemine girişiyor. Sivil demeden, asker demeden, çocuk yaşlı demeden askerlerimizi, güvenlik kuvvetlerimizi ve sivil vatandaşlarımızı şehit ediyorlar. En son pazar günü Şemdinli'de yol kontrolü yapan güvenlik güçlerimize intihar saldırısı 5 ton patlatıcıyla dalarak kendini patlatan teröristler maalesef askerlerimizin ve sivillerimizin şehit ettiler. Yaralılarımız var. Hastanelerde tedavi görüyor. Bütün bunlara rağmen Allah'a şükür milletimizin sağduyusu, bölge insanının geleceğe yönelik umudu ve devletine güveni günden güne artarak devam ediyor. Bu da teröristleri çılgına döndürüyor. Can havliyle nereye, nasıl saldıracaklarını bilemiyorlar. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu saldırılar destek alamadıkları bölge halkına inanın ki bir gözdağı niteliğindedir. Bölge halkını sindirmeye, korkutmaya gayret ediyorlar. Fakat her şey boş. Kendi kazdıkları çukurda boğuldular. Boğulmaya devam edecekler.
Bölge halkı bu hainlerin planını her zaman bozdu. Bundan sonra da bozmaya devam edecek. Terör örgütü insanlara evlerinde kalmaları yönünde baskı yaparken vatandaşlarımız asla onlara boyun eğmedi. Çukur siyaseti, özgür, özerklik, öz yönetim zırvaları, bölge halkımızın, korucuların, güvenlik kuvvetlerimizin başarılı çalışmalarıyla ortadan kaldırıldı. Değerli kardeşlerim, AK Parti yöneticilerine yapılan bu saldırılar yeni bir terör örgütünün alçakça işlerinden yeni bir döneme girdiğini görüyoruz. Aslında bunu bir süreden beri dillendiriyorlardı. Özellikle AK Parti teşkilatlarına yönelik intihar saldırıları, suikastların arttırılması yönünde örgüt yöneticilerinin bir süreden beri talimatları var. Belli ki bu talimatlar uygulanmaya, geçirilmeye çalışılıyor. AK Parti olarak her birimiz, milletimiz bilsin ki gerektiğinde canımızı bu ülke için, bu millet için feda etmeye hazırız. Bu uğurda ölmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. Aydın kardeşimiz vatanı katillere karşı görevini şehadetle taçlandırdı. Şehadeti kutlu olsun. Şundan emin olun ki terör örgütüyle mücadelede her türlü tedbiri alacağız. Artık bölgede yaşayan vatandaşlarımızın teröristlerin verdiği tahribatı biliyor, bundan en büyük mağduriyetini de kendileri çekiyor. Herkes huzur istiyor, istikrar istiyor. Bölgenin kalkınmasını, zenginleşmesini istiyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz pazar günü Van'da 181 aşiret mensubu bir araya geldi. Devletin yanında olduklarını ve teröre karşı açıkça tavır aldıklarını cümle aleme ilan ettiler. Bazı medya organlarında yapılan karalama kampanyasına da böylece noktayı koydular. Efendim aşiret reisleri yabancılardan para almış, yeni bir kalkışma için, yeni bir darbe için zemin hazırlıyormuş gibi halkı korkuya sevk eden, darbe çığırtkanlığı yapanlara karşı da aşiretlere, iftira edenlere karşı da Van'da en açık cevabı verdiler. Buradan tüm aşiretlerimize, Kürt vatandaşlarımıza bir kez daha sesleniyorum. Korkmayın, devletiniz sizinle beraberdir. Sizlerin huzuru için, güvenliği için her şey yapılıyor, yapılmaya devam edecek. Başladığı günden bugüne başladığı günden bugüne terörle mücadele sürecinde halkımızın verdiği desteğe ayrıca teşekkür ediyorum.
15 yıldır olduğu gibi bundan sonra da bu güvene layık olmak için var gücümüzle çalışacağız. FETÖ, BETÖ, bölücü terör örgütü, DEAŞ'la mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Hiç kimse bize bu konuda geri adım atmamızı beklemesin. Gereksiz polemiklere girmeyeceğiz, işimize bakacağız. Boşa harcayacak zamanımız yok. Türkiye için yerine getirmemiz gereken önemli görevlerimiz var. Suriye ve Irak'ta askerlerimiz var. Değerli arkadaşlar, Türkiye içinde olduğu gibi sınır ötesinde de terörle mücadelemiz büyük bir titizlikle ve kararlılıkla devam ediyor. Fırat Kalkanı operasyonu devam ediyor. Suriye ve Irak'ta köşeye sıkışan DEAŞ, Türkiye'yi hedef alarak kendisine alan açmaya çalışıyor. Bu örgütle yürüttüğümüz kararlı mücadele, DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta gerilemesine çok önemli katkı sağladı. Şu an itibariyle 1000 kilometrekarelik bir alanda tam anlamıyla güvenliği sağladık. Sınır güvenliğimizi sağladık. Bölgedeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Ayrıca terör örgütlerinin sızmak suretiyle ülkemizde intihar eylemleri yapmasını büyük ölçüde kontrol altına aldı. Arkadaşlar, Fırat'ın batısı diyoruz ama eğer terör eylemleri Fırat'ın doğusunda da devam ederse orası için de gereğini yaparız. Hiç kimse şunu unutmasın. 911 kilometre Suriye ile bizim hududumuz var. 911 kilometre hududun her karışını güvenli hale getirmek, terör unsurlarından temizlemek bizim boynumuzun borcudur. Bir şeyi açık ve net söylüyorum. Suriye'de, Irak'ta yaşayan Kürt kardeşlerimizle bizim bir derdimiz yok. Tıpkı Türkiye'deki Kürt kökenli vatandaşlarımız gibi. Bizim derdimiz onların huzurunu bozan, hayatını zehir eden alçak terör örgütleriyledir. Onun için kimse bize Kürtlere karşı operasyon çekiliyor, safsatasını anlatmasın. Türkiye'nin Kürtler için ne yaptığını Kobani'ye gidin bakın. Bir günde tehdit altında canını kurtarmak için topraklarımıza geçen, Akçakale'ye akın eden 200 bin Kürt kardeşimize bağrını açan Türkiye'dir. Birinci Körfez Savaşı'nda Kürt kardeşlerimize bağrını açan Türkiye'dir. Ama HDP eş başkanı ne yaptı? 6-8 Ekim'de isyan daveti yaptı ve 53 vatandaşımızın Kürt Türk katline sebep oldu. Onun için onların yaptıklarıyla bu asil milletin yaptıklarını hiç kimse birbirine karıştırmasın. Irak'la, Suriye'yle ne gönül bağı, ne fiziki bağı olmayan birçok ülke orada cirit atarken
ülkemizin güvenliğini, bölgemizin güvenliğini sağlamak için bizim oradaki varlığımıza, faaliyetimize laf edenler kusura bakmasın, abesle iştigal ediyorlar. Asla ve asla ülke güvenliğimizi, milletin can ve mal emniyetini tehlikeye atacak hiçbir oluşuma, hiçbir oldu bittiye bölgede izin vermeyeceğiz. Bugünlerde Musul'da planlanan operasyonların DAEŞ'in Musul'dan çıkarılmasıyla sınırlı olması gerektiğini tüm dostlarımıza anlattık. Eğer siz DAEŞ'i çıkardıktan sonra Musul'da demokratik yapıyı, demografik yapıyı değiştirmeye kalkarsanız çok büyük bir iç savaşın, büyük bir mezhep savaşının da ateşini fitillemiş olursunuz. Bizim uyarımız budur. Bizim Başika'da varlık sebebimiz de budur. Müslüman kanının dökülmemesi ve mezhep savaşlarının hortlatılmamasıdır. Değerli kardeşlerim, maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim kampanyası var. Seçimlere az kaldı. Ama Sayın Clinton televizyon programında çıktı. Açıkça Kürtleri seçilirse bölgedeki Kürtleri terör örgütlerini silah dağıtarak destekleyeceğini söyledi. Bu ne anlama geliyor? Amerika bizim müttefikimiz değil mi? NATO'da müttefikimiz değil mi? Bölgede müfettişimiz değil mi? Silahla desteklemek ne demek oluyor? Bu şu anlama geliyor. Zaten uzun süreden beri PKK'nın uzantısı PYD ve YPG'ye silah vererek sözde DAEŞ'la mücadele ediyor. Dünyanın neresinde görülmüş kardeşlerim? Bir terör örgütüyle başka terör örgütünü yenmek, bir terör örgütüyle başka terör örgütüyle mücadele etmek ne kadar ahlakidir, ne kadar etiktir, ne kadar doğrudur. Bu açıklamasıyla bizim bu konudaki endişelerimizi ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ama herkes emin olsun ki biz ülkemizin birliğini, beraberliğini, toprak bütünlüğünü, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini savunmak için hiç kimsenin icazetine de inayesine de ihtiyacımız yoktur. Değerli arkadaşlar, sözlerimin toparlarken şunu söylemek istiyorum. Peru'da geçtiğimiz günlerde 10. Dünya Tekvando Şampiyonası yapıldı. Toplamda 16 madalyayla milli sporcularımız ikinci oldu. Göğsümüzü kabarttı, bayrağımızı dalgalandırdı. Bu sporcularımızı alnından öpüyorum, tebrik ediyorum. Bize büyük gurur yaşattılar. Başarılarının artarak devamını diliyorum. Ve
grup toplantımızın sonunda bu hafta yoğun bir meclis gündemimiz var. Kanun hükmündeki kararnameler görüşülecek. Gündemdeki kanun tasarı teklifleri görüşülecek. AK Parti olarak, iktidar grubu olarak meclisin en etkin şekilde çalıştırılması bizim asli görevimizdir. Onun için değerli arkadaşlarımızın meclis çalışmalarında bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de gayretlerinin devamını diliyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 15 Temmuz'un resmi tatil olması görüşü benimsendi. Biz de hükümet olarak bunu onayladık. Bu konuda mecliste bir yasal düzenleme ihtiyacı var. AK Parti grubu bu konuyu, 15 Temmuz'u Demokrasi ve Şehitler Günü olarak resmi tatil yapılması konusunda bir kanun teklifi verecek. Diğer partileri de bu teklifimize katılmaya davet ediyoruz. Böylece Yeni Kapı ruhunun aynı şekilde devam ettiğini milletimize gösterelim. Şehitlerimizin ruhunu da şad edelim diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Sayın Başbakanım, çok teşekkür ediyoruz. İzin verirseniz Tekirdağ İl Başkanımızın size özel bir hediyesi olacaktır. Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcının patentli bir örneğini Tekirdağ İl Başkanımız tüm Tekirdağlılar adına takdim edeceklerdir. Vekillerimizi ve il başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar. Değerli misafirlerimiz, grup toplantımız burada sona ermiştir. Genel kurulumuz saat 15'te açılacaktır. Bilgilerini sunuyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Yukarı çıkacak. Nereye? Yukarı, dışarı değil mi? Dışarı yani. Kapıya.